Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cam göbeği ya da turkuaz dediğimiz, turkuaz daha sanki uygun bir isim, yazmaya yapabileceğiniz bir oya modelini anlatacağım. Eski oya modellerinden bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi 4 katlı bükülmüş suni ipeklerim var. Bizim Kütahya'nın bir ipi bunlar. Daha önce bükülmeden kullandığımız iplerin bükülmüş olanları. Renk numarası 620. Koyu sarı bir ipimiz var. 717'ymiş. Ben farklı ip markaları kullanıyorum arkadaşlar. Değişik markalarda ipleri kullanıyorum. Yani sizin de bu iplerle nasıl olduğunu görmeniz için her markadan ipi kullanıyorum. Şimdi turkuazlı altına gitmiştim. Tülbentim düz turkuaz zaten. Onun üzerine gitmiştim. Şimdi çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi taktım. Kullanmadan önce mutlaka esnetiyorum iplerimi. Şimdi ben herhangi bir yerden başlıyorum. Çünkü ben sadece örnek çıkartıyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Çok devam etmiyorum bunları. Sadece sizin için örneklerin yapılışını anlatıyorum. Şimdi ipimi sola doğru yatırıyorum. Alt kısmına batarak, bir tane zürafaya batarak başlayacağım tabanını yapmak için. Bugün şimdi ayak üzerine çalışacağım. Onun için genelde dörtlü yapıyorum. Çok yüksek olmasın ayağı. Çünkü çok yüksek olunca da çok sallanıyor oyalar. Yandaki zürafaya geçiyorum. Ve bir sonraki zürafaya geçiyorum. 4 tane bu şekilde zürafamı çalışıyorum arkadaşlar. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Yani gözleme işlemi diyoruz buna. Yani aradan ip geçirilerek yapılan oyalar gözemeli ilmek denilen tarzda yapılıyor. Şimdi buradaki zürafaları mutlaka alttakilerle aynı boyda çalışın arkadaşlar, tülbente yaparken. Biraz büyük görünebilir bu ayak kısmındaki zürafalar üsttekilere nazaran. Evet, şimdi 3 tane yaptım. Tekrar geriye geliyorum. Bir ve 2 tane yapıyorum. Her sırada kendiliğinden eksilir gözemeli ilmekler. Birer kere battığımız zaman. Şimdi son zürafama geliyorum. Hafif yine büyük yapıyorum son zürafamda. Şimdi zürafamın içine geriye geliyorum. Bir ve 2 tane zürafa yapıyorum. Burayı yaprak yapacağım şimdi. Eski modellerden esinleniyorum ama mutlaka değiştiriyorum arkadaşlar. Günümüze uyarlıyorum bunları. Daha rahat yapılabilecek şekilde. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Şimdi burada arttırma yapacağım için ipimi hafif bol getiriyorum. Yani 2'den biraz büyük olsun. Yani üstü bir yukarıya doğru ve geriye doğru gelecek şekilde. Şimdi yine aynı yere batıyorum. Hafif düğümü sağa çekiyorum ki aynı yere bir daha düğüm yapabilmem için rahat bir alan oluşsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa oluşturdum buraya. Şimdi yandaki zürafaya geçiyorum. Ve yine bir tane zürafa yapıyorum. Bunu ikisiyle aynı boyda yapmaya çalışıyorum arttırdığımda. Arttırdığım biraz çıkıntılı görünebilir. Siz aradakini de ona göre yapın. Ve hafif sağa çekin ki hepsi aynı boyda görünsün bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Hafif sağa çektim yine. Bakın yine aynı yere batıyorum. Ve
arttırma işlemini yapmış oluyorum bir zürafa oluşturarak. Bakın şimdi ortaya geçerken çok küçük yapmıyorum zürafamı ki indir bindir olmasın buralar böyle. Aynı boyda olacak şekilde bakın. Aradakileri de diğerleriyle aynı boyda yapmaya çalışıyorum ve zürafamı yaptıktan sonra bakın hafif sağa çekiyorum. Aynı boya getiriyorum hepsini. Yine son zürafayı da bir daha batacağım. Ve 4 tane zürafam oldu. Bir sıra daha arttıracağım şimdi. Aynı şekilde. Onu da göstereyim. Bazen arkadaşlar hepsini görmek istiyorlar. Evet. Geri geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Acele etmemeye çalışıyorum. Arttırdım. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Zürafamı yapıp çekiyorum. Zürafam yapıp çekiyorum. Sağa doğru. Tekrar son zürafama geldim. Aynı yere batarak arttırıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi 5 tane zürafam oldu. Artık eksilteceğim ama pırpırla eksilteceğim. İpimi geriye getiriyorum. Aynı yere batarak bu sefer biraz daha büyük bir zürafa yapacağım. Yaptım pırpırımı. Şimdi hepsine birer kere batacağım. Demin aşağıdaki kayada yaptığım gibi kendiliğinden eksilecek. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bakın üstteki zürafalarım alttakilerden daha küçük. Demin demiştim ya, buradakileri bunlarla orantılı yapın. Üsttekileri biraz daha küçük çalışın. Şimdi eksilteceğim. Başta pırpır yapıp eksilteceğim arkadaşlar hepsini. Bu sırayı yapayım mı? Yapayım. Bir dahaki sıraya da başlayayım, göstereyim size. Evet, son zürafaya kadar geldim. Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ipimi tekrar geriye getiriyorum. Ve pırpır yapıyorum. Yine eksiltiyorum. Bir tane zürafa kalana kadar bu şekilde eksilteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son zürafanın üzerine de pırpır yapmışım. Daldırmışım, gitmişim. En son bir zürafanın üzerine de pırpır yaparak bitiriyoruz yaprağımızı. Şimdi dallar çalışacağız buraya. Alttaki gözün içine geliyorum. İpimi bağlıyorum. Ve yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum buraya. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Birazcık daha gergin getiriyorum. Bakın bu sefer iki tane yapacağım yine. İlk zürafama bir daha batıyorum. Arttırma işlemi yaptım burada. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Ama arttırmıyorum burada. İki tane zürafa yaptım. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. İlk zürafama bir daha batıyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Çekiyorum sağ hafif. Bu şekilde iki zürafa çalışıyorum. Baştaki zürafa da arttırarak.
7 tane. Bir çalışayım bakalım, boyuna bir bakayım. Evet arkadaşlar, 9 sıra yaptım burayı ve kesiyorum. Şimdi bir tane daha dal çalışacağım arkadaşlar, alt tarafa. Yine 2 tane zürafa yapacağım. Ve bu sefer 7 tane yapacağım dalımın uzunluğunu. Biraz daha kısa olsun istiyorum bundan. Evet arkadaşlar, şimdi buraya da 7 sıra yapıp 2'yi kestim arkadaşlar. Biri biraz daha uzun olsun istedim. Evet, şimdi tohum kısımlarını yapacağız. Şimdi sarı ipimizi aldık arkadaşlar. Baştaki zürafaya ipimi bağlıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Arttıracağım çünkü. Sonra yandaki zürafaya geçerken sarıyı öne alıyorum kendime doğru. Yeşili arkada tutuyorum. Yeşili saklayacağım buraya. Arkaya geçirdim ve zürafamı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı yere batarak bir zürafa daha yapacağım. Ondan sonra buradaki ipimi kesiyorum. Arkada çok belli değil ipimiz. Yine de hafif aldırdım. Şimdi ipimi geriye getireceğim ve arttırarak 4 tane zürafa yapacağım. Aynı yere batıp arttırıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Ve tekrar aynı yere batarak arttıracağım en son zürafamda. Evet, şimdi 4 tane olunca bırakıyorum. Şimdi diğer uzunlara da aynısını çalışacağım. Şimdi kırmızı ipimi aldım arkadaşlar. Şu kısma batarak başlayacağım. Tersten geleceğim. Ama şu sarının ucunu da oraya sıkıştıracağım arkadaşlar. Evet, alta saklamış oldum sarının ucunu da. Hem sağlam olmasını sağlıyorum hem de saklamış oluyorum oraya. Daha sonra geriye doğru gelerek bir tane köprü yapacağım bu araya. Sonra tekrar en baştakine geleceğim. Aradaki tane zürafa bırakıp. İpimde de düğüm var sanırım. Evet. Biraz sıkıntı oldu ki olacak daha da. Şurayı da göstereyim. Olmazsa değiştireyim ben ipimi. Bir bakayım bakalım. Evet, şimdi buraya da geçiş yapacağım. Bakın 3 tane köprü yapmış oldum. Şimdi köprünün içine geliyorum. Bir tane kör zürafayla. Yani bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Daha sonra yine aynı yere batarak 2 tane zürafa yapacağım. 1 ve 2. Özellikle kırmızıyı aşağı tarafa yaptım arkadaşlar. Yeşille yakın olmasın diye. Yeşili de yukarıya yapacağım, turkuazı. Şimdi 2 zürafanın üzerine yine 2 zürafa yapacağım arkadaşlar. Demin dallarda çalıştığımın aynısını buraya çalışacağım. 6 sıra yapacağım onu da. İki iki şeklinde. Bakın arkadaşlar, 6 sıra yaptım.
ve ipimi uzatarak aşağıya ineceğim. Evet, bu şekilde aşağıya indim. Şimdi yine 6 sıra aynısından çalışacağım. Evet arkadaşlar, ikincisini de yaptıktan sonra ipimi zaten kopartmıştım, şey kesmiştim, düğüm vardı. Bırakıyorum. Şimdi ipimi ekleyeceğim burada. Şimdi ipimi uzatıyorum bu şekilde arkadaşlar. Yeni ipimi de getiriyorum. Üzerine yerleştiriyorum. Köprünün içine batarak ipimi bağlıyorum. Ve iki tane zürafam yapacağım şimdi buraya. Evet, şimdi iki tane zürafam yapacağım. Yine aynı dalımı çalışacağım burada. İplerimi kesiyorum buradan hemen. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Diğer iki gözün içine de aynı şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi burada ikinci dalım, yaprağımı da yaptım ama buraya 3 tane koyarsam daha güzel olacak gibi geldi bana. Onun için bir tane daha koyacağım buraya. Buraya 3, 2, 3, 2 şeklinde yapacağım. Evet arkadaşlar, son yaprağa geldiğimizde de yine şu sondaki kısmı biraz elimizi ıslatarak geriye doğru yatırıyoruz ve orayı da yaparken sıkıştırmış oldum. Bakın, uçta zaten ineceğim aşağıya ama gene de uçtaki görüntüyü de temizlemiş oldum iki zürafayı yaparken. Şimdi gene yaprağımı çalışacağım deminki gibi. Evet arkadaşlar, son yaprağı yaptıktan sonra da yine aşağıya iniyorum ipimi uzatarak. Ve mutlaka yeşile tekrar iniyorum. Hem sağlam olsun hem görüntü iki tarafta da aynı olsun diye. Şu başlangıç kısmı ile sonuç kısmı. Çünkü orada da yukarıya doğru çıkmıştım ilk önce. Şimdi ipimi keseceğim. Şuradan onu keseyim. Ondan sonra göstereyim size. Evet, şimdi burada ipimi kestim. Artık çiçeğimizin son halini gösterebilirim. Evet, bayağı iri bir çiçeğimiz oldu. Bakın. Şimdi yandakine de yeşilden turkuazdan yapacağım aynı çiçeği. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir tane kırmızı, bir tane de turkuaz yaparak modelimizi tamamlamış olduk. Oldukça ağır ve gösterişli bir model oldu. Yazmamızla da çok uyumlu oldu. Tabii kırmızıya da kullanabilirsiniz siz bunu. İsterseniz yaprak yapmayıp 3 tane çiçek de yapabilirsiniz. Tabii daha ağır bir model olur veya bir tanesini kullanabilirsiniz. Çok ağır gelirse çiçek, iki çiçek sizin için ağır gelirse tek çiçek de yapabilirsiniz bu şekilde ya da bu şekilde tek çiçek olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki çiçek daha güzel ve gösterişli oldu. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Severek yaparsınız. Şimdi ara modelini daha ayarlayamadım, onu söylemeyi unuttum. Onu da en kısa zamanda hemen ayarlayıp sizin için çekim yapacağım. Ve bu oyanın fiyatını soracaksınız biliyorum. Bu 8 ila 10 lira arasında, böyle bu şekildeki bir motif 8 ila 10 lira arasında yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız yere göre hesaplarsınız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana videomu beğeniyorsanız tabii beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Facebook, Instagram, Pinterest'ten bana ulaşabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlaka evde kalın.